Masum Türker'e sormak istiyorum. Masum Bey, siz nasıl görüyorsunuz ilerleyen? Siz gerçi bir yıl var diyorsunuz. Geçen programda sorduğumda daha çok alternatifler çıkar diyorsunuz ama şu an için bir netleşme yok mu? Nasıl okuyorsunuz? Şimdi AK Parti cenahında Mayıs ayı olduğu belli oldu. Öyle mi? Bu hem bugün Sayın Abdülkadir Bey'in yazısından belli, Esermen'in yazısından belli oldu. Hem de yavaş yavaş, ben de Ankara'dayım ya, polislerde evet, bu konuşulmaya başladı. Bu da CHP'de etkisini gösterdi. CHP'deki de etkisi şu: CHP Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili duruşu Eylül ayında belirleyebileceğini söyledi. Evet. Şimdi Eylül ayına geliriz, Ekim'e sarkabilir ama bir realite var. Nisan ayı itibariyle, hatta Mart ayı itibariyle Türkiye seçim satimayına girmiş olacak. Nisan. O günden bugüne kaç kalıyor? 5-6 ay. Şimdi hükümet en zayıf olduğu yerde, noktada tedbir almak için şu anda bir bütçe kanun teklifi getirdi. Ve bu bütçe kanun teklifinde aslında AK Parti'ye yakın olanlar da haksızlık yaptılar. Hep yorum yaparken, bütçe teklifi kimsenin elinde olmadığı için kendileri de gerekçeden yola çıkıp iktidarı yaklaşık olarak 240 milyar lira civarında yeni bir yardım sepeti oluşturduğunu söylemediler. Ama ben teklifi indirdim internetten, okudum, inceledim ve geçtiğimiz gün bir televizyon programında o konuşulanlara göre olmayan 200 küsür milyar var demiştim. 200 küsür milyarın adını koymuş aslında. Ne koymuş? Memur maaşlarına ve özellikle karşılamayı düşündükleri ek yardımlara ilişkin sosyal güvenliğine aktarılacak para şeklinde. Bu da gösteriyor ki yani %40'a kadar varan, belki 35'te kalır bilmiyorum, hem asgari ücrete hem de devlet memurlarına bu enflasyon dolayısıyla bir zam söz konusu. Tabii bu zamın iş alemine yansımaması için zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın TÜSİAD'a çıkışında da ben onu algılamıştım. TÜSİAD'da böyle bir yardımın yapılacağını hissedip aldıkları istihbaratlarla bir söylemde bulundular ki ileride bu yardım çıkarsa biz sağladık, biz söyledik durumu olmasın diye bir duruş sergiledi Cumhurbaşkanım. Bunları çok iyi görmek lazım. Aslında şu anda herkes birbiriyle adeta bilek güreşi yapıyor. Birbirlerine el konsa, ya sanki güreş yapıyorlarmış gibi elense çekiyorlar. Ama bir realite var. AK Parti tarafındaki gerçek olarak olayı planlayanlar, izleyenler bu seçimin Haziran ayında değil, Mayıs ayında yapılması konusunda yavaş yavaş fikirleri yaymaya başladılar. Sizin programda hatırlayın ne demiştim? Demiştim ki erken seçim yapılıp yapılmayacağını ÖSYM'nin sınav takvimi belirleyecek. Bakın şimdi başlatılan şey ne? Haziran ayında şey olacak. Üniversite sınavı. Affedersiniz. Haziran ayında sınavlar var. Onun için seçimi erkene çekmek lazım. Eğer Haziran ayında yapılırsa seçim ve ikinci tura kalırsa Temmuz'a kalacak. Halbuki Mayıs ayında erkene çekilirse ve cazip hale getirmek için de 14 Mayıs yani Demokrat Parti'nin iktidar olduğu günün yıl dönümünde getiriyor. Onun da eğer ikinci tura gelirse ikinci turun seçilimin yapılma tarihi 27 Mayıs'ın ya arifesinde ya bir gün sonrası oluyor. Şimdi Sayın Bakan bunu Abdülkadir Selvi'nin yazısının olacak değil. Sayın Bakan, Abdülkadir Selvi'nin yazısı üzerine söylüyorsunuz bunları değil mi, bu kulisi? Hayır. Ben bu başka kişilerin anlatımlarını... Öyle mi? Bu size ait. Anladım. Abdülkadir Selvi'nin yazısını yani ben anlatımları dinledim. Hı hı. Bunları bana anlatınca ben Abdülkadir Selvi'nin yazısını daha çok çözüm önerisiyle ilgili yorumu. Bakın onu yapmıyoruz. Anladım. Aslında hayır, Demokrat Parti'nin kuruluş yıl dönümü 27 Mayıs tarihlerini veriyorsunuz ya. Bunlar size ait iddialar değil mi? Tamam, bunları bana söylenenleri söylüyorum. Anladım. Yani, siz dile getiriyorsunuz. Abdülkadir Selvi dışında dile getirilmiş olan yorumları söylüyorum. Yani bu tamam. Konular ki böyle benimle konuşurken ya sen böyle söylüyorsun. Böyle bir durum var. Sen biliyor muydun diye soruyorlar bana. Biraz evvel de bir konuda aynı şekilde sevgili Mahmut bana soru sordu. Ben de dedim ki böyle bir şey olmaz. Çünkü ben yıllarca bu siyasilerin duruşunu gördüğüm için neye nasıl baktıklarını az buçuk tahmin edebiliyorum. Burada tahminleri bu şekilde yapmakla bu yorumcular, belki Abdülkadir Selvi'den esinlenmişler bu bölümü için. Şunun için yapıyorlar. Yavaş yavaş hani bir dönüş olacak ya Haziran ayında gününde yapmaktan. Anlatmasının nasıl bir şeyi var? Yani böyle hani erken seçim. Mahmut abi ve Masum Türker, lütfen bir saniye bana müsaade eder misiniz? Ankara stüdyodaki konuklarımız aynı stüdyoda olduğunuz için aynı anda konuşunca sesiniz ekolu geliyor. O yüzden aynı anda konuşmamaya dikkat ederseniz çok sevinirim. Duymuyorsunuz siz. Tamam. Sesiniz çok ekolu geliyor. Bana işaret yaparsa Mahmut Bey susacağım. Evet. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Bu bir ay erken almanın, Mahmut Bey de sordu ya ne faydası var. Bir kere bir realite var. Her ne kadar şimdilik AK Parti adına tartışanlar, Cumhur İttifakı adına tartışanlar, yani MHP'yi de katarak söyleyeyim. Cumhurbaşkanının seçilme meselesinin söz konusu olmadığını söylüyorlarsa da aslında uluslararası arenada bunun problem yapılacağını herkes biliyor. O nedenle o tartışma olmaktan çıkması için bir ay erken alınması gerekir. Bu bir ay erken alındığı anda bir gerekçe lazım. Haklı olarak iki tarafta bu işi yaparken ben farklılaşma olmak istemedim. Şimdi muhalefet de 6 Nisan'a kadar yaptırabilir miyim diye sürekli erken seçim isteyecek. Hatta bugünkü haberlerden sonra yarın göreceksiniz. Dedikodular fazla olacak. Ne için? İşte bakın İsrail'de bile erken seçime gidiyorlar bilmem ne. Niçin istiyor bunu muhalefet? Altılı masa özellikle. 6 Nisan'a kadar bu olasılık olabilir diye Gerçek Partisi ve Dava Partisi iddiasını sürdürmeye çalışacak. Kendi örgütünü tutabilir. Gelecek Partisi. Ama o tarihten sonra tabii çünkü birçok kişinin buradaki mesela Güneydoğu Anadolu'da birçok şehirde AK Parti'ye giden Kürt seçmenlerin oyları Deva Partisi'ne gidecek. Eğer eski sistem uygulanırsa ama yeni sistem uygulanırsa burası biraz tartışmalı haline gelme olasılığı var. Bu nedenle herkes kendi açına göre çalışıyor. Meral Hanım'ın da ben başbakan olacağım deyişi aslında Cumhurbaşkanlığı adayı olduğunu göstermiyor ya. Ama o da partisinin içindeki liderlik misyonunu sürdürebilmesi için, başka adreslerin tartışılmaması için biz iktidar partisi olacağız. Bu iktidar partisini şey olarak olacağız diyor, ittifak olarak ve bunun da birinci partisi biz olacağız. Dolayısıyla ben başbakan olacağım diyor. Bunu söylerken başbakan lafının alternatifi ana muhalefet olmaktır. Yani olamadın, ana muhalefet olursun. Böyle bir durum mümkün mü? Mümkün. Bunu siyasi hayatında yaşamış bir kişi olarak söylüyorum. Sayın Bakan, bu arada Mahmut Övür parmak kaldırıyor. Size bırakıyorum moderasyonu. Mahmut Övür karşınızda parmak kaldırıyor. Tabii. Ona söz verin lütfen. Tabii, ben gördüm. Tabii. Bu konuda Sayın Rahmetli Bülent Ecevit ne yaptı önce? Önce parlamentoya soktu partisini. Arkadan solun birinci partisi oldu. Sonunda Türkiye'nin birinci partisi oldu. Ama bir gün tartışırız, ayrı bir hikaye. Nasıl bölündük, nasıl götürüldük, kim neyi oynadı. Şimdi benzer oyunlar. Ben bazen bunları söylerken herkes hükümetten mi yanasın diyor. Hayır. Diyorum ki hükümetin de şu anda maruz kaldığı bazı saldırılar damdan düşmüş bir kişi olarak biliyorum, anlıyorum diyorum. Sözü de Mahmut Bey'e veriyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi Sayın Bakanım, tabii zaman zaman bunu söylüyorsunuz. Yani AK Parti 2. Cumhurbaşkanı'nın 3. kez seçilmesi gibi bir iddia tartışılıyor. Bir kısım hukukçular bunu dile getiriyor. Doğru, getiriyorlar. Ama yani çok tartışıldı. O kadar net ki bana göre de bir sürü hukukçuya göre de artık yeni bir dönem başlamış 2018 sonrası. Bunun uluslararası falan boyutu da hiç yok. Ben size söyleyeyim. Bu olsa olsa 367 gibi bir tartışmaya dönüşür ve tam tersine AK Parti'ye yarar. Yani yasalar üzerinden, yasalardaki açık üzerinden siyaseti domine etmek, siyasette pozisyon kapmak. Yani zaman zaman Sayın Kılıçdaroğlu da bir ara dedi ki önemli değil, seçim olsun, seçim tarihi belli olsun, bizim için önemli değil dedi. Şimdi yavaş yavaş o da bu tartışmanın içine giriyor gibi oluyor. Ama bu göreceksiniz, bak yaşayacağız, göreceğiz. Tamamen AK Parti'ye yarayacak çünkü ya yasalar üzerinden bakın toplumda umut ve güven yaratıyorsanız, partiniz anlamlı bir fark oluşturuyorsa bu tür şeylere ihtiyaç duymazsınız. Bu tür şeylere kim ihtiyaç duyar? Başaramayan siyasi aktörlere ihtiyaç duyar. Yani 367'deki garabeti ortaya atanlar gibi. O yüzden bu tutmaz bir. İki, Güneydoğu'da Kürt sosyolojisinde bence çok farklı bir rüzgar esiyor. Bakın bu AK Parti, HDP içerisindeki tartışmayı da daha derinleşeceğini göreceğiz. Orada Deva Partisi'ne gider diye çok ciddi bir tespit yapıyorsunuz. Sanki elinizde büyük araştırmalar var gibi ve büyük bir doğruymuş gibi bunu söylüyorsunuz. Bu doğru değil. Çünkü siz yaşıyorsunuz da biz başka yerde mi yaşıyoruz? Hayır, ben gidip yerinde gördüm. Ben de Diyarbakır'a gittim. Mardin'den tonlarca arkadaşımla konuşuyorum. Yani bir yeri görüyor olmanız, oradan doğru sonuçlar çıkartıyor olmanız anlamına gelmez. Şu şeyin de altını bir defa çizeyim. Ya bu CHP, ya en azından benim izlediğim 40 yılda ne zaman, her zamanda, her seçimde siyasi aktörleri inanılmaz bir havaya girerler ve iktidara geldik. Bunu en somut şekli de 2007'de yaşadım. Bizim Sabah Gazetesi'nin içindeki bazı CHP'liler de aynı şeyi söylediler. Ya sakin ol, AK Parti'yi fazla yazma, CHP iktidara geliyor. 2011'de yaşadık, 2014'te daha büyüğünü yaşadık. Hatta bazı siyasi aktörler %35'te geliyoruz diye açıklamalar yaptı. Ya şu gerçeği görelim. CHP bir rüzgar estiriyor mu, estirmiyor mu? Oraya bakacağız. Şimdi mesela hayat pahalılığı ve enflasyon üzerinden bir siyaset gelişti. Onun dışında hiçbir argümanları yok. Bakın demin sahada konuştuk. Dış politika konusunda Türkiye'deki seçmene güven vermeyen hiçbir parti iktidar olamaz. Bunu göreceksiniz. Türkiye dünyanın bu kadar küresel sıkışma yaşadığı, Türkiye'yi ABD'nin sıkıştırdığı, Avrupa'nın sıkıştırdığı bir süreçte bunlara bir cevap vermeyen siyasi partilerin oy arttırma ihtimalleri yok. Sayın Bakan da bu gerçeği görecek ve önümüzdeki süreçte bunu çok daha net göreceğiz. O yüzden hani varsayımlar üzerinden bakmayalım. Biz de sokaktayız, insanlarla konuşuyoruz ama hayat pahalı yaşanıyor, doğru. Ama özellikle Kürt sosyolojisinde Diyarbakır anaları üzerinden ve şiddetin, terörün devreden çıkması üzerinden değişik bir hava gelişiyor. Bunu da görmek gerekir diye düşünüyorum. Evet, Gaffar Yakınca'ya bir söz vereyim. Geldin, eve uğramadan programa geldin biliyorsun. Remzi görüyorum, parmağı da görüyorum. Yönetmenim de uyarıyor, parmak kaldırıyor Sayın Bakan diye. Geleceğim Sayın Bakan diye bak ama uyandırmamız lazım Gaffar'ı. Yani şöyle, çünkü eve hiç uğramadı, baktım oturuyor, söz de almıyor bu akşam. Bir haftalık saatle geldim. Sayın Bakan'a kısaca şunu söyleyeyim, bakın. Seçimin, yani Mahmut abi aslında söylenecek önemli bir kısım söyledi. Ben şunu eklemek isterim. Seçimin hangi tarihte olduğunun ne önemi var ki? Yani Mayıs'ta ya da Haziran'da, 15 gün önce ya da sonra. Bu bir tartışma başlığı değil ki. Yani vatandaşa sorsanız şimdi siz seçim Mayıs 17'de olsa ya da Haziran 4'te olsa oy tercihiniz değişir mi? Değişmeyecek yani. Bu anlamlı bir tartışma ama değil ki. İşte ne bileyim, ay Merkür Retrosu'ndaysa falan belki. O ayrı bir konu. Bak Merkür Retro o ayrı bir konu. Onu tartışabiliriz. Merkür Retrosu metroya girmiştir. Gaffar bir şey olmuştur. Onu tartışabiliriz. Bildur Kalkavan, Allah acil şifa versin kendisi. Severek takip ederim kanalını. Evet, Allah bir YouTube kanalı versin. Var. Astroloji şeyleri yapıyor falan. Mesela onu istersek alıp önümüze tartışabiliriz ama siyasete objektif normlarla siyasete bakacaksak burada çok anlamlı bir tartışma değil bu. Aday konusu da şimdi ben Mahmut abinin aktardığı bilgileri çok önemli buluyorum. Hep söylüyorduk. Bu işin doğal tabii sonucu Kemal Bey'in aday olması. diyorduk. Öyle olması gerekir diyorduk. Anlaşılan o rotaya girmiş. Ama ben bu bahsin açıldığı noktaya dönmek istiyorum. Yani aday konusu biliyoruz. Daha önce de bir iki defa söyledim. Beni çok sıkıyor bu. Çünkü bir yere gidecek yani. Bu oradaki dinamikleri az çok biliyoruz. Kulis bilgisi dışında yorum yapmayı da ben çok doğru bulmuyorum. Evet. Yani elimde bir bilgi yok. Sürekli 3-5 kuruş bilgiden kendimce ahkam kesiyorum. Yani bunu çok doğru bulmuyorum. Hı hı. Ama kulis bilgileri kıymetlidir. Onları konuşalım derim. Açılıştaki videolar vardı ya, Faik Özturan'ın videosu ve Ahmet Türk'ün videosu. Mesela orada çok ilginç bir şey oldu bakın. İki parti bir milletvekilinin Türk polisine tokat atabileceği konusunda mutabakat sağladılar. Çok enteresan bir şey. Bakın pazarlık yapıldı. Gözümüzün önünde bir pazarlık yapıldı ve polise tokat atılabileceği konusunda mutabakat oluştu. Bu vahim ya. Bu nasıl olur? Yani bu kadar mı etiğin dışındayız biz ya? Bu kadar zor mu? Yani şöyle bir şey olsa mesela bakın. Şimdi bir eylem, bir gösteri, bir yürüyüş. Polis kendi yetkisini aşacak şekilde şiddet uyguluyor. Milletvekili olması da gerekmez. Evet. En önce kınayanlardan biri ben olurum. Çünkü bir etik çizgi var. Polis kanunlar dahil hareket etmeli. Ama şimdi, seçmenin karşısına bununla çıkacaklar. Gaffar, ama bu bir tercih değil mi? Biz bunu söylüyoruz, böyle bakıyoruz. Seçmen bize oy verecekler. Tamam diyor. O zaman tamam, dürüst olsunlar. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi, HDP dürüst. O da dürüst olsun. Alelini desin ki yani. Ben polise tokat atılmasına karşı çıkmıyorum. Evet. Şimdi önümüzde böyle bir mutabakat oluştu. Hı. Ama şunu söyleyeyim. Yani dürüst olsunlar diyorum ama bir yandan şunu da belirtmek istiyorum. Yakıştıramıyorum ben. Eyvallah. Yani Türkiye'nin ikinci büyük partisinin sözcüsüne yani hem söylediği lafı geriye alıyor. Hı hı. Söylediği laftan yani bir uyarı, bir efendim bir parmak sallama sonucunda o lafı geriye alması bir ayıp. Üstelik lafı geriye alarak bir de etik dairesinin dışına çıkıyor. Çok yanlış bir şey. Yani siz işte Kemal Bey söyledi, 100 yıldır milletvekili kontenjanınız var o partide diyor. Evet. Hiç mi bilmiyorsunuz o partinin geleneğini? Yani polise yumruk atmak ne demek ya? Bu kabul edilebilir ama bir konuya tekrar yani dönmek istemiyorum izninizle. Özür dilerim, çok ben haklısın, onunla bağlamak istiyorum. Çok haklısın, tamam bağlamak. Sen söz hakkını böyle kullanıyorsun. Mustafa Kemal Çiçek'e kısaca şunu sorup Masum Türker cevap verecek Mahmut Övür'e çünkü. Bu Cumhurbaşkanı'nın 3. kez tartışması ile ilgili hukukçusunuz. Bu konuda ne diyorsunuz? Şöyle tabii 16 Nisan 2017'de malumunuz 18 maddede referandum yapıldı. Halkın oyuyla da bu anayasa değişikliği gerçekleşti. Bunu düzenleyen bizim tartışma konusu olan 101. madde. 101. maddede şu husus vardır 2. fıkrasında. Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Demek üzere de tahdidi koymuş durumda. 5 yıldır 2 kere seçilir. 2 kere seçilebilir diye tahdidi koymuş durumda. Buradaki tartışma konusu nedir? Sayın Cumhurbaşkanı 2014'te o zamanki parlamenter sistem ölçeği, o zaman yarı başkanlık sistemi uygulanıyordu. Ancak referandumdan sonra yönetim biçimi, hükümet modeli değişti, söz konusu oldu. Şimdi ben de hukukçu olarak, anayasa hukukunda da çalışmış bir kişi olarak şunu söylüyorum. Anayasa değişikliğinden sonra, yani 2017'den sonra 2018 birinci Cumhurbaşkanlığı dönemidir. 2023'te ikinci dönem olacaktır. Burada zorlamayla, çok bu maddeyi genişletmek suretiyle İlk dönem parlamenter rejim esasına göre 3. dönem olarak kabul etmek anayasaya uygun olmadığını değerlendiriyor. Şundan anlıyoruz söylediğinizi. 2023'e dair böyle bir tartışma yok. 2023'ten sonraki seçim için söz konusudur. Mutlaka ve burada şu da var. Erken seçim. Siz normal seçim zamanından bir hafta önce bile seçim yapsanız bu erken seçim olur. Burada meclis, genelde bizde olan da budur. Meclis seçim kararını alır. Ve bunu da şu anda mecliste çoğunluğu olan siyasi iktidar değerlendirecektir ve kararını verecektir. Şurada Mahmut Bey'e ben iştirak ediyorum. Yani o zaman işte 367 tartışmasının 3'te 2 çoğunluk tartışmasının yapıldığı dönem gibi burada siyasi iktidara fayda sağlar bu 101. maddenin tartışılması. Bu biraz ortadan kalkmıştı. Ana muhalefet İktidara yarar bunu, yani bu tartışmayı. Tabii, ana muhalefet de bunu gündemden düşürmüştü ama şimdi yavaş yavaş ısıtılmaya çalışıldığını görüyoruz. Gereksiz bir tartışma olduğunu söyleyebilirim. Yine çok net cevap verdiniz. Teşekkür ederim. Buyurun Masum Bey, siz şimdi bir kere önce Gaffar Bey'i böyle laf söylemez ama çok böyle sert laflar söyledi. Ben hoş görüyorum. Uykusuz olduğuna veriyorum. Böyle ben laf olsun diye bilmem ne değil ama kuliste Kulis dediğiniz de gerçek kulis olacak. Gerçek kulise dayanarak ben söylerim. Bugün en az 7-8 gazeteciyle beraber oldu. Bir şey demedi. Yanlış anladınız galiba. Galiba Masum Türker. Ben kulis bilgisi ehemmiyetli dedim, tam aksine. Yanlış anladınız zannediyorum. Tamam da ama arada söylediğiniz laflar var. Ben sizi sevdiğim için hoş görüyorum. Kalp kalbe karşıdır. Ben de sizi bugün seviyorum. Bugün yorgunsunuz. Hoş görüyorum. Ama tartışmada hoş görmeyin lütfen. Birbirimizi hoş görmeyelim, tartışalım. Şimdi tamam, o zaman söyleyeyim. Lütfen. 367'ye karşı çıkan bir kişiydim. 367 doğruydu. Yapılmaması gerektiğine çıkan kişiydim. Ve o tarihlerde Demokratik Sol Parti'nin genel sekreteriydim. Böyle açıklama yapmıştım ve Demokratik Sol Parti mevcut 13 milletvekiliyle aday çıkardı. İkinci turda olmasını sağladı ve meclise girdik CHP ile ortak seçilmiş olmamıza rağmen. Neden karşıydım? Onu da söyleyeyim. Yasal olarak doğru ama gelenekler olarak siyasiler ne yapmışlar? Özal'a karşıydı Demirel ama Özal seçilirken Demirel sandığa girdi. Bakın. Yani daha doğrusu sandığa girdi, aday çıkarttı. Refah Partisi Demirel'e karşıydı, aday çıkardı, 367'yi sağlamak istedi. Yine Fazilet Partisi karşıydı, Doğuyol Partisi karşıydı, Ahmet Necdet Sezer'e aday çıkardılar. Sırf 367 tartışması olmasın diye. Bunu anlamak, bunu algılamak, siyasi olguları anlamak gerekir. Nitekim kim böyle davrandı? Şayet Cumhurbaşkanı için böyle bir sorun olursa mesajı kim verdi? Aytuş Çıray Bey verdi. Niye verdi? Dedi ki zaten bundan cesaret, millet yavaş yavaş bunu konuşmaya başladı. Hı hı. Dedi ki biz önünü tıkamayız. Örnek olarak da Baykal'ın Sayın Cumhurbaşkanı'na haklarını verdiğini gündeme getirerek, bu ne demektir? Biz bir haftalığına bile olsa bu tartışmayı ortadan kaldıracak bir talep gelirse oy veririz manasında dedi. Ve bunu da özellikle bu açıklamayı teyit ettiğini bir toplantıda gazetecilere Sayın Meral Akşener söylemiş. Hatta bu söylemini de biraz işte Abdülkadir Selvi'yi konuşuyoruz, kulakları çınlasın, o da böyle ihtiyaç yoktur filan gibi cümlesini bitirmiş. Ama bu o eski nezaketin gündeme getirildiğine ilişkin bir davranıştır. Neden bunu yapıyorlar? Bir gün bir program yapsın Melih Bey. Cumhurbaşkanını uluslararası camiada mahkum etmek için yabancıların Türkiye'ye yönelik kurguladıkları ve ben o zaman televizyonlarda bunu cesaretle söyleyip engellenmelidir dedim. Cumhurbaşkanı da daha sonra bu konularda her türlü tedbiri aldı, her türlü dikkatli davrandı ve oradaki oyunlar öyle bozuldu. Yani böyle bu özel bir program yapılacak. Şu anda fazla konuşmak istemiyorum. Teşekkürler. Eski konuşmalarımı, aktif siyaset zamanımı bulan orada ne demek istediğimi anlar. Ve bu işe de DAEŞ'i karıştırarak yaptırmak istiyorlardı. Hı hı. Çünkü yabancılar Türkiye'de yalnız Cumhurbaşkanımıza değil, bu Cumhurbaşkanı gitsin, Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olsun, başka bir Cumhurbaşkanı olsun, eğer Türkiye'ye yönelik istediklerini yaptırmak istiyorlarsa Türkiye'nin liderliğini tartışılır hale getirme hedefine yönelikler. Hı hı. Ve biz bunun bilincinde olmak zorundayız. İşte o 367'ye o zamanki nezaket de öyledir ve ben teşekkür ediyorum. Dönemin Genel Başkanı Sayın Zeki Sezer, diğer milletvekilleri o tartışma üzerine 13 milletvekili aday çıkardı ve adayımızı seçtik. 367 tartışmasına da CHP'nin girmeme nedeni Kayseri milletvekilinin yaptığı açıklamaydı. Hı hı. Eğer Abdullah Gül açıklama aday olursa ben vermek zorundayız. Onun için CHP'li milletvekilleri sokulmadı. Yani bunu kulisti şeydi filan, millet nedense bu gerçek kulislerin üzerine örtüyor. Hı hı hı. Ama benim söylemek istediğim şey şu anda kulislerde değil, AK Partililerin kendi yorumlarında arzu eden gitsin konuşsun ve samimi konuşan gazeteciler şeyde seçimin Mayıs ayına çekilmesini söyledi. Ben de işaretle demiştim Melih Bey'in programında. ÖSYM sınav programı bunu gösterecek demiştik. Hı hı. Şimdi onu kullanıyorlar, haklılar. Bir, burayı kapatıyorum. Hı hı. Bunu ben biraz böyle sonra bakarsa Gaffar Bey'in lafları için söylerim. Şimdi değerli Mahmut kardeşim dedi ki neye dayanarak söylüyorum? Söyleyeyim. Bugünkü işte Abdülkadir Selvi'nin yorumları, tartışmaları doğrudur. Neyi doğrudur? Neden HDP'ye herkes saldırıyor? Neden HDP ile CHP beraberdir diye PKK terörünü, ama aynı Kürt oyları AK Parti'ye gideceği zaman kimse PKK'yı dile getirmiyor. Kimse işte hayır getirmiyor. Şimdi niye bu oluyor? Çünkü AK Parti ciddi bir şekilde Kürt oylarını alıyor. Kürt oylarını aldığı için alakası yok Sayın Bakan. Efendim? Kusura bakma. AK Parti Kürt oylarında birinci parti. Tamam, alıyor. Peki alıyor. Aynı anda alıyor. Konuşursanız Ankara stüdyosundaki konuklarımız sesiniz çok kötü geliyor. Hiç duyulmuyor, üst üste biniyor. Altılı masada niye altılı masada önem kazanıyor? Çünkü bakın bunu birileri söylesin. Özellikle Babacan'ın bu organizasyonlarında, çalışmalarında o Kürt oylarının bir bölümünü bakın yönetimlerine aldığı kişilere bakın. Yani bunlar belli aşiret oylarını ciddi bir şekilde yönlendirme yetkinliğine sahip kişiler orada. Dolayısıyla ben diyorum ki bakın 6 Nisan'a geldiğimiz zaman seçim 6 Nisan'a kadar o nedenle olmaz. O zaman orada ciddi bir geriye dönüş başlar. Bu geriye dönüş başladığı zaman zaten AK Parti'nin istediği oluyor. 6 Nisan itibariyle seçim kanununda yaptıkları değişiklikler artık yürürlüğe girmiş olacak ve bu gerçekleşecek. Şimdi ben tartışmasına girmek istemiyorum. Sayın Bakan, onun da cevap verir. Sözlerinizi tamamlar mısınız? Programın sonuna geliyor. Bunların hiçbirisi, önemli değil. Önemli olan Türkiye'nin seçime giderken ister iktidar ister muhalefet olsun, birbirlerinin zayıf taraflarını, kendini güçlendirme taraflarını bakarken, bu konuda tartışırken Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti, vatanımız zarar görmesin. Benim bütün söylemlerim bunun üzerine. Evet, teşekkür ederim. Yalnız şu ayrımı yapmamız gerekiyor. Yani HDP tartışmasını yaparken Kürt oyları üzerinden bir tespit yok, onu söyleyelim. HDP'nin PKK'ya yakınlığı üzerinden bir politik eleştiri yapılıyor. Yoksa vatandaşların etnik kimliğine göre bir ayrım yapıldığını düşünmüyorum. Yapmamamız gerekiyor.